Günaydın. Borsa İstanbul hafta ortasına rekor seviyeden başlıyor. 10.358 puandan açıldı. %0.21'lik değer kazancının yaşandığı bir tablo. Düne bakıldığında borsada 10.336'dan kapatmıştık. Dolayısıyla yaklaşık 22 puan yukarıdan bir açılış karşımızda. Peki bankaları nasıl açtık? Hemen oradaki son tabloyu da paylaşalım. Çünkü dün bankalar %2'den fazla değer kazandılar. Bugüne %0.19'luk değer kazancıyla 13.687 puandan da başlangıç yapıyorlar. Şimdi konuğumuza döneceğiz. Yeniden İsmail Bey'e gideceğiz. Hem bu açılışı hem de borsa tarafındaki görünümü soracağız. Ne dersiniz İsmail Bey? Hem sözlerinizi alayım hem de borsanın rekor açılışını nasıl okuyorsunuz? Evet. Aslında biraz önceki cümleme geri dönmek gerekirse sanayi sektörü tarafında burada yeni trendlerin başlayacağı bir döneme girme ihtimalimiz yüksek, yakınız yani o sürece. O yüzden Borsa İstanbul tarafındaki yukarı yönlü yükselişin sanayi sektörü hisseleriyle de desteklenmesi durumunda buradaki yukarı yönlü yükseliş daha da ivme kazanabilir. Şu an için endeks evet bugün için yatay bir açılış yaptı. Dün özellikle hatırlarsak aşağı yönlü bir seyir vardı. Pazartesi günü de kar realizasyonlarını görmüştük. S&P'nin not artırımından sonra piyasada bir kar realizasyonu görmüştük. Dünkü kar realizasyonlarında endeks en son yanılmıyorsam 10.144 seviyesine kadar gerilemişti. Sonra yabancı bir aracı kurumun alımlarıyla birlikte, BOFA'nın alımlarıyla birlikte eksiden ciddi bir artıya geçmesi alımlarda burada endeksi bir anda hızlı bir şekilde döndürmüştü. Bu özellikle de bankacılık sektörü hisselerinde. Şu an için endeksin buralarda kalması, 10.250'nin üzerinde kalması ya da yatay seyir izlemesi aslında yukarı yönlü yükselişi destekleyecektir. Küresel piyasalarda da aşağı yönlü trendi gerektirecek bir gündem konusu yok. Bizde de şu anda iyimser, pozitif yönlü haber akışları gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda endekste de şu anda yatay bir seyir gözlemlense de aşağı dahi gelse bu yönde opsiyonlar var. 10.250, 10.300'lere doğru geri çekilse dahi bu bir alım fırsatına da dönüşebilir. Şu an için endeks tarafında, BIST 100 endeksi tarafında pozitif yönlü beklentilerimiz hem kısa vadede hem de orta vadede devam ediyor. İsmail Bey çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlar için. İnfo Yatırım ailesine de kolaylıklar diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Efendim İsmail Güner bizlerleydi. Borsa İstanbul'u son tabloyu konuştuk. Şimdi rekor bir seviyeden açılışın gerçekleştiği tablo %0.21'lik değer kazancıyla 10.358 puandan güne başladık. Stüdyomuzda Aziz Kaçmaz'la beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık borsayı açtık. Tahmin ettiğiniz gibi bir tablo, rekorla bir açılışın gerçekleştiğini görüyoruz. Ne beklersiniz? Açılışı nasıl okudunuz? Evet, hafif pozitif açtık. Biraz bence bugün temkinli olmakta fayda var, onu söyleyeyim. Dün güçlü bir piyasa gördük. Dediğim gibi bu haber akışları, işte haber geldi hadi piyasa uçacak haberleri değil, onu da söyleyeyim. Bunlar süreç isteyen haberler. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Gün içinde volatilite hep olacaktır bundan sonra. Yani bir düzeltme eğilimine, aşağı yönlü bir eğilime girmedikçe gün içi düzeltmelerle yolumuza devam da edebiliriz. Hı hı. O yüzden burada özellikle 5 günlük hareketli ortalama bize ışık tutacak. Yatırımcı buna dikkat etsin. Orayı nasıl diyelim kuzey yıldızı gibi takip etsinler. Muhtemelen 10.200 bölgesinden geçiyor olacaktır. Oralar test edilebilir gün içinde. Temkinli olmakta fayda var. Şimdi biz yabancının özellikle pozisyonlandığı sektörleri, bankaları, işte holdingleri değerlendirdik. Yabancının hisse tarafındaki hareketliliklerini konuşuyoruz ama yabancının tahvilleri özellikle son dönemde çok büyük bir ilgisi var. Orayı da sorayım. Çünkü yabancının hisse tarafını konuştuk. Bir de tahvil tarafına bakmak lazım.
Geçtiğimiz hafta 603 milyon dolardan fazla yabancı Türk tahvili almış. Aynı zamanda JP Morgan gelişmekte olan ülkeler piyasaları endekse Türk tahvillerini ekledi. Ve BNP Paribas'ın açıklamaları vardı geçtiğimiz hafta. Özellikle Türk tahvilleriyle ilgilenmeye başladığını söylüyorlar. Ne dersiniz oradaki alımları için? Hatta ben arkadaşlarımdan rica edeyim. Oradaki grafiğimizi de ekrana verebilirsek paylaşalım. Yabancının ilgisi tahvilleri artarak devam edecek mi acaba? Devam edecektir. Yılın ikinci yarısı da devam edecektir. Zaten aşağı yukarı faizlerde de tepe noktaları görüldü gibi. O yüzden güçlü devam edecektir. Çünkü son gelen raporlar çok olumlu TL tarafında. Yani bütün gelen raporlar TL'de pozisyonlanmanın mantıklı olduğu yönünde güçlü seyrin devam etmesini bekliyor küresel piyasa bizden. O yüzden ben güçlenerek devam etmesini bekliyorum. Tabii burada en önemli itici güç faiz indirimleri olacaktır küreselde. Oralar başladığında buralarda çok daha yüksek rakamlar, çok daha büyük montanlar görebiliriz diye düşünüyorum. Genel itibariyle gözler Türkiye'nin üzerinde, beklentiler çok pozitif küresel tarafta. Bu etkinin önümüzdeki aylarda da net bir şekilde devam etmesini bekliyorum. Şimdi